Yıllarca eşinden şiddet gördü ama çocukları için katlandı. İhanetin gölgesinde yaşayan iki çocuk annesi dün gece de kundaklanan evinde büyük korku yaşadı. Gözümün önünde böyle döktü resmen benzini, yaktı ve kocanı ara gelsin dedi ve çekti gitti. Komple yanıyordu çocuklarım. Şikayetçiyim. Çocuklarını uyutup yatmak üzereyken bir anda kendini alevler arasında buldu. İddiaya göre kocasının ihanetinin bedelini o ve çocukları canlarıyla ödüyordu. Pencereyi açtım yani gördüm böyle döküyordu her şeyi, böyle benzin falan döküyordu. Yapma dedim ya, bak benim çocuklarım var dedim. İki çocuk annesi Sonay Kaplan 11 yıl önce evlendi. Evliliği süresinde zaman zaman kocasından şiddet de gördü. Çocukları için dayandı ama iddiasına göre kocasının hayatında bir başkası vardı. İki gün önce Çorum'a çalışmaya gidiyorum diyerek sıra kadem bastı. Ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim sen dedim. Hani ben gitmeni istemiyorum dedim. O zaman dedim arabayı sattın dedim. Parasını ver dedim bana dedim. Git dedim yani. Bu evden çıktığın zaman dedim. Buraya bir daha dönemezsin dedim. Ve ondan sonra kocam birkaç eşyasını aldı ve evden çıktı gitti. Sonay Hanım'ın iddiasına göre eşi aynı hastanede onunla birlikte temizlik işçisi olarak çalışan kadınla birlikteydi. Yaklaşık 3 yıl süren ilişkileri vardı. Genç kadının eşi dün arabasını sattı ve iddiaya göre o kadınla birlikte kaçtı. Bu ilişkiden benim haberim vardı yani. Bu olay 3 senelik bir olaydı. Biz hani çok ayrılma noktasına geldik. Ben daha yapmıyorum etmiyorum dedi. Geldi hani affettik işte çocuklar var dedik. Ondan sonra hani bir şans daha verelim dedik. Sonay Kaplan iki çocuğu ve ablasıyla birlikte dün gece bu gecekondunun içerisinde uyumak üzereydi. Gece saat 2 sıralarında iddiasına göre eşinin birlikte kaçtığı kadının abisi geldi ve evin önüne işte buradaki eşyaları yığdıktan sonra benzin döküp ateşe verdi. Ben ilk önce tehdit ettiler işte kocan nerede dediler, ben bilmiyorum gitti dedim. Onlar kapıma gelmeselerdi ben işte hani biliyordum işte bizim kız kardeşimiz kayıp. Telefonu kapalı, ondan sonra kocanla kaçtı diye şey yaptılar yani. Bu evin içinde ben de vardım, ben de yanıyordum, benim de canım vardı, ben ölebilirdim. Ama o kadının 3 tane 2 tane canı vardı. Alevlerin içerisinden kapı kapalı olduğu için bir türlü sıyrılamayan genç kadının yardım çığlıklarına komşular yetişti. Alevler komşuların yardımıyla söndürüldükten sonra genç kadın, iki çocuğu ve ablası içeriden çıkartıldı. Allah razı olsun, komşular daldı, tüp getirdi, su getirdi. Burayı söndürdü, dumandan içeri kim girdi, torunlarım aldı, bunlar aldı bilmeyeyim. Bunlar çıktı kapıya, sonra oraya ambulans polisler geldi. Genç kadın yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.